Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz gibi ETS2'nin 1.36 beta sürümü yayınlandı, açık betası. Bu sürümde bazı değişiklikler var. Bu videoda o değişiklikleri bir gözden geçireceğiz. Aslında dün bunun için bir video hazırlamıştım ama oldukça uzun oldu. İki tane video yapmıştım dün. Bunlardan bir tanesi Korsika adası ile ilgiliydi. Dün sabaha karşı saat 4'te yüklemeye başladım. Gece saat 11'de bitti. İkinci videoyu da yüklemeye cesaret edemedim çünkü aynı boydaydı videolar. Onda da böyle bir 10-15 saat beklemek işime gelmediği için videoyu yeniden yapmaya karar verdim. Türkiye'de maalesef böyle içler acısı bir durum var. Upload hızlarımız çok düşük. O yüzden uzun videolar yaptığınız zaman canınız çıkıyor. Şimdi arkadaşlar 1.36 açık beta yepyeni bir değişiklikle geliyor. Bu ETS2 için bir dönüm noktası aslına bakarsanız. Çünkü bu sürümden itibaren DirectX 11'e geçiyor ETS2 ve artık DirectX 9 desteği bitiyor. Yani bundan sonra ETS2'nin 1.36 ve üstü sürümlerinde DirectX 9 kullanamayacağız. DirectX 11 destekleyen bir bilgisayar sahibi olmamız gerekiyor. Dediğimiz gibi en önemli değişiklik bu ama bunun güzel bir tarafı da var. Belki bazı arkadaşlar için bunun bir maliyeti olacak. Ekran kartlarının yenilemeleri gerekecek ya da sistemlerinde değişiklik yapmaları gerekecek ama bunun dışında güzel bir tarafı da var. Güzel tarafı da DirectX 11'in DirectX 9'a göre çok daha fazla özelliğe sahip olması, ekran kartlarınızı daha verimli kullanması, çok daha farklı grafik özelliklere destek vermesi. Böylece ortaya hem hızlı, yani FPS açısından daha olumlu, hem de grafik açısından daha güzel oyunlar çıkması şansı var. Dolayısıyla ETS2 de artık bundan sonra çok daha güzel özelliklerle donanmış olacak ve buna karşılık da biz daha iyi FPS elde etmiş olacağız. Bu ATS için de böyle. ATS'de de yine 1.36 sürümünden itibaren artık DirectX 9 desteği bitmiş oluyor. Hem ATS'de hem de ETS2'de DirectX 11 bundan sonraki resmi grafik denetleyicisi olacak. ETS2'de ve ATS'de tek yenilik bunlar değil tabi ama şimdi ETS ile ilgili konuşacağımız için ETS'deki yeniliklere bakacağız. ETS'de bu sürümle birlikte Fransa DLC'sine bir ek geliyor. Korsika adası. Bu Korsika adasında bir gezinti videosu yayınladım zaten. Az önce bahsettiğim videoda oydu. Çok güzel bir harita olmuş Korsika adası. Videoyu izlerseniz ya da kendiniz 1.36'ya geçtiyseniz Korsika adasına gidin, mutlaka görün. Gerçekten harika bir harita olmuş. Bu aynı zamanda gelecek Karadeniz DLC'si için de bir fikir veriyor bize. Karadeniz DLC'si de muhtemelen bütün bu DirectX 11 imkanlarından yararlanacak. Böylece güzel bir DLC'ye de sahip olmuş olacağız. Bu Korsika adasının dışında 1.36 sürümüyle yapay zeka trafiğe yeni araçlar eklenmiş. Yapay zekanın yanında ATS'de örneğin 4 tane Dorse katılmıştı. Bunların ikisi 4'ü trafikte vardı ama ikisine sahip olabiliyordunuz. Şimdi ETS2'de öyle bir yenilik yok. Yani yeni Dorse eklenmedi. Ancak Karadeniz DLC'si ile gelecek şirketlerin dorselerini şu anda trafikte görebilirsiniz. Yani Karadeniz DLC'si aldığınızda trafiğe katılacak olan araçlar şu anda 1.36 sürümünde yollarda dolaşıyor. Onu söyleyebilirim. 1.36'daki bir başka değişiklik de bu Detours denen bir özellik. Bu servis yolları olarak tercüme edilmiş Türkçe'ye. Bu özellik ATS'de vardı daha önce. Yolda, rotada beklenmedik bir takım olaylar meydana geliyor. Bu örneğin sizin rotanın üzerinde bir kavşağın bir trafik ekibi tarafından kapanmış olması ya da bir kaza nedeniyle kapanmış olması ihtimali. Böyle bir durumla karşılaştığınız zaman rotanızı değiştirmeniz gerekiyor. Yeni bir rota yapmanız gerekiyor. Ya da otomatik rota bulucu sizin için bir rota buluyor. Ama bazen
otomatik rota bulucu sizi 2-3 tane kavşakta ulaştırıp aynı yere tekrar getiriyor. Bu durumda harita üzerinde kaçınma pinleri denen yine yeni bir özellik. Bu ETS 2'ye gelen, ATS'ye de geldi bu. Kaçınma pinleri aracılığıyla o rotayı, yani kapalı olan rotayı iptal edip yeni bir rotaya geçebiliyorsunuz. Onların hepsini az sonra göstereceğim. Bunlarla ilgili kısa kısa parça videolar var. Oradan göstereceğim bunu. Bu durumda arkadaşlar bir takım sıkıntılar oluyor. Mesela acil teslimat işleri var. Acil teslimat işlerinde eğer rotanızda böyle bir olayla karşılaşırsanız yaklaşık 1-1,5 saatlik bir zaman kaybı ya da daha fazla bir zaman kaybına sebep olduğu için acil teslimat işlerinize sorun çıkıyor. Dolayısıyla ya acil teslimat almayacaksınız ya da alırsanız da geç teslim etme riskini göze alacaksınız. Bunun dışında bu servis yolları seçeneği ayarlardan kapatılabiliyor ya da bunu işte 0'dan 100'e kadar bir aralıkta ayarlama imkanınız var. Çok sık karşılaşmak isterseniz sürgüyü sona kadar getirebilirsiniz ya da hiç böyle bir şey olmasın derseniz sürgüyü dibe kadar çekip bunu devre dışı bırakabilirsiniz. Yani bir kaydırıcıyla ayarını yapabiliyorsunuz. Şimdi başta DirectX 11 demiştik. DirectX 11'in bir başka özelliğinden bahsetmek istiyorum burada. Bu kenar yumuşatma işlemi arkadaşlar. Kenar yumuşatma işlemi DirectX 11'de çok yeni bir özellik değil ama ETS2 için çok yeni bir özellik olacak. Çünkü ETS2'nin uyum motoru daha önce MLAA denen bir kenar yumuşatma sistemi kullanıyordu. Ve çok başarısız bir sistemdi bu. Onun için ben mesela Reşade ile yapıyordum bu işlemi. Şimdi bu DirectX 11 ile beraber oyun motorunda da yapılan bazı değişikliklerle bu SMA denen bir kenar yumuşatma sistemini kullanmaya başladı ETS2. Sola dön. Ve gerçekten çok başarılı. Bununla ilgili de bir tane video yapacağım, kısa bir video. O videoda ne demek istediğimi görebilirsiniz. Çok büyük performans kaybına sebep olmadan, FPS'de önemli düşüşlere sebep olmadan makul seviyelerde kenar yumuşatma, yani Antalya Sink denen şeyi yapabilirsiniz. Çok küçük bir FPS düşüşü karşılığında da çok iyi düzeyde bir kenar yumuşatmaya sahip olabilirsiniz. Şimdi FPS2'ye gelen yeniliklerden biri de bu sürümde sürücülerimizin, kamyonlarımızın, dorselerimizin harita üzerinde nerede olduğunu görebilmemiz. Şimdi arkadaşlar bunlarla ilgili birkaç tane kısa video parçası hazırlamıştım. Onlara da bir bakalım. Önce şu sürücü ekranına bir bakalım mesela. Az önce bahsettim, o sürücülerimiz, işte kamyonlar, dorseler, bunların harita üzerinde nerede olduğunu görebiliyoruz demiştim. Daha önce şoförlerimizi böyle bir tabloda görüyorduk. Şimdi harita görünümü diye bir sekmemiz var. Oradan sürücülerimizin durumlarını görebiliyoruz. Sağ üst köşede sürücünün üstüne geldiğimizde sağ üst köşede ortaya çıkan bir kutucuk var. Orada sürücünün hangi pozisyonda olduğu, nereden nereye gittiği ve ne yaptığı görünüyor. Sol tarafta da var zaten. Üstüne tıkladığınızda sol tarafa da geliyor. Yani harita üzerinde sürücünün konumunu görebiliyorsunuz hangi konumdaysa. Şu anda bende çok yeni olduğu için uzun mesafelere gidemiyor sürücüler. O yüzden böyle görüyoruz. Şimdi kamyonlarımızın da hangi pozisyonda olduğunu görebiliyoruz. Sağ üst köşede bu kamyonu hangi sürücü kullanıyorsa o sürücüyü görüyorsunuz. Aynı zamanda kamyonla ilgili informasyon da var. Bunlar da dorselerimiz. Yine dorselerimizin de hangi konumda olduğunu harita üzerinde görme imkanımız var. Hangi kamyona bağlı, hangi sürücüde, hangi dorsemiz, buradan görebiliyoruz.
Ve bu dörtse işte nereden nereye gidiyor onları görebilirsiniz. Üste bir tane çekmeni var. Bu çekmeniden boşta olan dorseleri ya da boşta olan şoförleri, boşta olan kamyonları görebilirsiniz. Hangi sürücü, şoför uyuyor, hangisi yolculuk yapıyor, hangisi boş geri dönüyor. Onların tamamını buradan görme imkanımız var. Bunlar henüz Türkçe değil, ancak tercümesi tamamlanmamış. Zaten beta sürümü, bu açık beta sürümü. Tercüme tamamlandığında bunların tamamı Türkçe olacaktır. Yani sadece Türkçe değil, tabi diğer dillere de çevrilmiş olacak. Dolayısıyla ETS2'nin desteklediği tüm dillerde görünecek bunlar. Bu özellik bu kadar arkadaşlar. Tablo görünümünde, bir de harita görünümünde bütün varlıklarımızı görme imkanımız var. Şimdi Korsika Adası, bu Fransa DLC'sine eklenen bir ada. Çok da güzel, az önce bahsetmiştim. Buraya Marsilya'dan gemiyle ulaşabilirsiniz. Bir de Sardunya Adası'ndan bir gemiyle ulaşma imkanı var. Bununla ilgili bir gezinti videosu yayınladım. Oradan görebilirsiniz adayı. Tamamını izleyemezsiniz çünkü uzun bir video, ama en azından parça parça izleyerek fikir sahibi olabilirsiniz ada hakkında, ada ve yollar hakkında. Dediğim gibi oldukça güzel olmuş. Muhtemelen bu DLC'nin arkasından İber Yarımadası ile ilgili bir DLC gelir. Çünkü Anadolu'ya gireceğini düşünmüyorum SCS'nin. Yani bundan sonra bir Türkiye DLC'si bekleyebiliriz belki. Ama biraz zor bir ihtimal gibi görünüyor bana. Türkiye'yi tek bir DLC olarak vermezler. Çünkü oldukça fazla sayıda şehir var. İki DLC yaparlar, ama ondan önce İber Yarımadası'nı, yani İspanya'yı ve Portekiz'i yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü çok uzun zamandır beklenen bir DLC o. Önümüzdeki yılın ilk yarısında bir İspanya DLC'si bekleyebiliriz ve İspanya'nın da çok güzel olacağına kesinlikle eminim, çünkü İspanya ve Portekiz'de çok güzel yollar var. Bakalım, onu da bekleyip göreceğiz. İspanya DLC'si mi olacak, yoksa doğuya doğru mu ilerleyecek SCS? Onu da bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bu Detours denen özellik, yani servis yolları özelliği ayarlarda yeni bir seçenek olarak geldi. Buradan bunu istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Ne kadar fazla görünmesini istiyorsanız sürgüyü o kadar artırabilirsiniz. Tamamen sola doğru çektiğinizde sıfırlanmış oluyor. Yani böyle bir olayla karşılaşmıyorsunuz. Bu ATS'de birçok oyuncunun çok sevdiği ama bazılarının da nefret ettiği bir özellik. Çünkü en olmadık yerde karşınıza böyle bir olay çıkınca yolu bayağı uzatmak gerekiyor. O bazılarının hoşuna gitmiyor, ama gerçek hayatta da böyle şeyler mümkün. Yolda herhangi bir anda herhangi bir olumsuzluk karşılaşıp rotanızı değiştirmeniz her an olası. Dolayısıyla oyunda böyle bir özelliği olması çok iyi. Ama bu seçeneğin olması da iyi. Çünkü bu seçenek sayesinde bu özelliği istemeyen kullanmayabilir. Evet arkadaşlar, şimdi soldan devam edin diyor, ama buradan devam etme şansımız yok. Rotamız bize düz gitmemizi gösteriyor. Fakat yol kapalı. Az önce bahsettim, o Detours denen bu servis yolu işi. Yolumuz kapalı. Şimdi yeni bir rota olması gerekiyor.
Eğer bunu otomatik yapmak isterseniz, yani Sorun değil. GPS Yeni rotayı rota kendi bulsun aranıyor. derseniz şöyle bir sonuçla karşılaşacağız. Şimdi o yolun kapalı olduğunu GPS bilmediği için, çünkü az önce düz gösteriyordu orayı. Sağdan devam edin. Şimdi bizi aynı noktaya getirecek. Şu yoncayı tamamen aşacağız ve tekrar aynı noktaya geleceğiz. Otomatik rota bulucu bize alternatif bir rota önermiyor. Sadece orayı yanlış dönmüşüz gibi aynı yola bizi getirecek. Şimdi göreceksiniz. Burada biz haritadaki kaçınma pinlerini kullanarak kendi rotamızı Sağdan oluşturacağız. devam edin. Sağdan devam edin. Bu acele işlerde çok can sıkıcı olabilir. Acele iş teslimatlarını seven oyuncular için can sıkıcı olabilir. O durumda bunu kapatabilirsiniz ama ben kendi payıma şunu söyleyeyim, kapatmayı kesinlikle düşünmem, Soldan çünkü devam edin. bunlar her zaman başımıza, yollarda başımıza gelebilecek şeyler. Evet, az önce dediğim şey oldu, bizi aynı yere getirdi. Yani bundan kurtulmanın yolu şu anda harita üzerinde kendimize yeni bir rota yapmak. Bunun için şu rotamızda kalan kısmı rotadan çıkartmak gerekecek. Burada kaçınma pinlerinden bir tanesini ekleyelim şuraya. Şimdi yeni bir rota yapacak. Yani o kapalı olan yola girme dedik artık. Şimdi buradan geri döneceğiz. Dolaşıp öyle gideceğiz. Aslında çok az bir mesafe kalmıştı ama. Güvenli yolculuklar. Sağdan devam Evet edin. arkadaşlar, bu olay da bu. Vitors denen o servis yolu seçeneği bu olayın yoğunluğunun az veya çok açık ya da kapalı olduğunu belirlememizi sağlayan bir sürgü. Sağdan devam edin. Şimdi harita üzerine bu kaçınma pinleriyle ilgili biraz daha ayrıntı vereyim de onu da görmüş olun. Şimdi haritada bir rota aldığınızda, yani bir kargo aldığınızda, örneğin bir rotanız var. Böyle rotayı görebiliyorsunuz. Şuradan ben navigasyonu sıfırlayayım. Gdansk'a bir rota yapalım kendimize hemen. Şimdi biz bu rotada bazı yollardan geçmek istemeyebiliriz. Alternatif bir rota isteriz. Bunu yapabilmek için kaçınma pinlerini kullanmamız gerekiyor. Burada garip bir isim var ama bu isim Türkçe olacak. Kaçınma pinleri diye şu anda tercüme yok. Bu rotanın üzerine oraya tıklayıp da o tiki atıp buraya bir pin koyduğumuzda artık o yol bu rotanın üzerinde yer almıyor. İkinci bir pin koyduğunuzda o yolu da kapatmış oluyorsunuz. Rota değişmiş oluyor. Bir pin de buraya atalım. Evet. Rota tamamen değişmiş oldu. Gördüğünüz gibi gitmek istemediğiniz yolların üzerine bir pin koymanız yeterli. Kaçınma pini koymanız yeterli. Tabi bu mesafeyi de dikkate almanız gerekecek. Yük teslim ederken acil yüklerde ya da yükün teslim süresine bakarak. Ama istediğiniz güzergahtan geçme şansınız olacak böylece. Harita üzerinde yolları ayarlayabilirsiniz. Daha önce bunu kaçınma pinleri yokken de yapabiliyorduk. Rotayı sürükleyerek. Ama orada istenmeyen durumlar çıkıyordu. Mesela olmadık bir yerde pin olmadık bir yerde kalıyordu. 2-3 kere aynı yeri dolaşmak gerekebiliyordu. Şimdi bunda öyle bir durum söz konusu değil. Pinler sadece yolu ortadan kaldırıyor. İkinci bir durak noktası belirlemiş olmuyorsunuz. Daha önce ikinci bir durak noktası belirlemiş oluyordunuz. Şimdi o yok. Bu kaçınma pinleriyle yolları kapatabiliyorsunuz ya da
Tekrar aynı pinin üstüne tıklayıp onu kaldırabiliyorsunuz. Dolayısıyla eski rotanıza geri dönmeniz mümkün. Bütün değişikliklerinizi navigasyonu sıfırlayarak geri alabilirsiniz. O zaman otomatik rota tekrar devreye girmiş olur. Arkadaşlar, hepsi bu kadar bu akşamlık. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.